Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Bugün 15 Eylül Perşembe. Provaya gidiyoruz. Oyunun provası başlıyor. Önce okuma provası var. Provayı tabii ki gösteremeyeceğim orada okunanları falan filan. Ve gelince de önemli bir şey konuşacağım. Ne önemli bir şey konuşacağım? Abuk subuk konuşacağım ya gelip. Hadi gidelim. Güzel insanlarla beraber her şey güzel oluyor. Hadi hayırlısı. Bu bir okuma provasıydı. Yani ilk defa okunuyor herkesle beraber. Ve okuma provası bitti. Artık eve doğru gidiyorum. Bir geldim ki Ezgiş evi mis gibi yapmış. Yemekleri de hazırlamaya başlamış. Çok yorulmuş. Şimdi benim görevim bir kaşar rendelemek. Bu kadarmış. Sen öyle sanmış. Daha fazla görev geliyormuş. Hoş geldin. Neler yapmış kendine? Neler yaptın gerçekten? Oha. Ben şöyle tutarsam hiç olmasın. Aşkım her şeyi sen yaptın. Ellerine sağlık. Evimizin ilk konuk ağırlama sınavını başarıyla geçti. İlk misafirlerimiz gittiler. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Karıcığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne kadar da çok uğraşmışsın. Ben uğraştım. Biraz değil, çok uğraşmışsın. Ufak uğraş. Çok teşekkür ederiz. Onlara da teşekkür ederiz geldikleri için. Hı hı. Lida gelirken bir evin televizyon ve bulaşık makinesinden sonra bence en önemli aygıtını getirmişler. Aygıt. Biraz ses yaptım. Bu aygıt önemli çünkü çok tüketiyoruz. Tüketiyoruz ve zorlandık bu eve geçtiğimizden beri yapmakta. Çünkü bu aygıt olmadığı için kendi elimizle yapmak zorunda. En sevdiğim aygıt da bu. Pek de havalı bir şey bu ha. Bak bak ışıklara falan bak. Zannedersin Turgut Reis de şey gece barı. Ben yapacağım. En sevdiği şey hayattaki ya. Atayım mı? At. Benim karım ya. Ay ya.
Reklam öttü pez. Şimdi biz hayatta bazı şeylere inanıyoruz. Evliliğimizde de bazı şeylere inanıyoruz. Mesela bize bu yaşımıza kadar öğretilen o herkesin bir toplumsal bir görevi var ya, biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Böyle bir şeyi sevmiyoruz da. Ve böyle bir şeyin varlığını desteklemiyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Erkekler giderler, işte para kazanırlar, evi geçindirirler. Kadınlar evde kalırlar, evi temizlerler, yemek yaparlar, çocuğa bakarlar gibi saçma sapan böyle kalıplaşmış şeyler var hayatımızda. Bunları sevmiyoruz. Mesela diyelim paramız bitti. Olur ha, oluyor. İnsan parasız kalabiliyor ya da ekonomik olarak zor bir dönemden geçebiliyor. Eğer ihtiyacımız paraysa, para kazanma durumu ikimizin de sorumluluğu. Hem Ezgiş'in hem benim sorumluluğum. Ve aynı zamanda diyelim bugünkü gibi evin temizlenmesi gerekiyorsa, o zaman bu da ikimizin de sorumluluğu. Bugün benim provam vardı, o evdeydi. Onun işi yoktu yani başka bir yerde. Ama başka bir gün onun işi olabilir. O para kazanmak için bir yere gidebilir. Evdeki işleri de benim yapmam gerekebilir. Hayat böyle. Yani hayatın böyle olması gerekiyor. Biz bunu seviyoruz çünkü. O yüzden o da bugün evdeyken her şeyi yaptığı için ve çok yorulduğu için benim de ona mesela şöyle yardımcı olmam gerekti. Yani bir tane süpürge yani bu mu? Bu mu dünyanın en zor şeyi? Erkeklerin yapmaktan bu kadar çekindiği şey bu mu yani? Çok saçma şeyler bunlar. Bir evin içindeysen, bir evin içinde beraber yaşıyorsan, evin ihtiyacı neyse o iki kişi de o ihtiyaçları karşılayabilmeli. Ya başka türlü bir saçma yani. Bizim sevdiğimiz şey bu. Kimsenin yazılı tanımlı bir görevi yok. O zaman dağılmadan önce bir tane de kahve zamanı yapalım. Bir. Oh. Evet, ilk soru. Rotales YT ya da Rotales YT. Abi şu an ne iş yapıyorsun? Belki daha önce söylemiştim ama bütün vlogları seyretmediğim için duymadım. Oyuncuyum ben. Oyuncuyum. Oynuyorum bir yerlerde. Daha detaylı bilgi Google'da var. Yani her şeyi şimdi anlatırsam uzun sürer, sıkıcı olur. Google'da Sarp Bozkurt yazın. Diğer soru Seda Türkbeyler'den. Filtre kahve mi, Nescafe mi? Tabii ki filtre kahve. Şimdi bir tane önemli bir husus var. Müziklerle alakalı bir şeyler soruyorsun. Müziklerin çoğunu, şu ana kadar sadece bir bölümde bunu yapmadım. YouTube'un kendi ücretsiz müzik kitaplığından kullanıyorum hepsini. Bundan sonra kullandığım şarkıların ismini videonun altına açıklamalara yazacağım. Çünkü galiba Shazam'da çıkmıyor. Öyle bir şey demiş bir arkadaş. Yalnızca bir bölümde, o da şu bölüm oluyor. Başka bir müzik yapımcısından almıştım. Yabancı biriydi. Dinlemiştim şarkısını, sevmiştim. Kullanabilir miyim diye mesaj atmıştım. O da hay hay demişti. Böylece kullanmıştım. Onun da adını zaten eğer böyle bir şey yaparsam videonun sonunda müzik diye kendi adını da belirtiyorum. Çünkü emek, büyük emek hem de çok büyük emek. Ve emeğe saygı olarak böyle bir şeyi videoda da belirtiyorum. Yani sadece altta açıklamalarda değil, zaten açıklamalarda zaten belirtiyorum. Diğer yine çok sorduğunuz ve haklı olarak tabii ki merak ettiğiniz başka bir konu var. Ona da bir açıklık getireyim. Tabii ki arkadaşım hoş geldin'den veya işte komedi dükkanından tanıyarak gelen arkadaşların sayısı çok fazla. Onlar iyi ki varlar. Yani 6 yıl oldu. 6 yıl boyunca hep ilgi gösterdiler. Arkadaşım hoş geldiğine çıkmayacak mısın? Müdür ne yaptığına çıkmayacak mısın? Gibi sorular geliyor. Bu yani şöyle bir şey var. Şimdi programın yapımcısı oluyor mesela. Yapımcı diyor ki evet sen bu sezon gel mesela. Böyle şeyler olabiliyor.
O yüzden ben yapımcı değilim. Ben yalnızca bir oyuncuyum. O yüzden bu benim karar verebileceğim bir şey değil. Ama şöyle, bu yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Arkadaşım hoş geldin. Şu ana kadar hayatımda başıma gelmiş en güzel şeylerden biri gerçekten. Bana çok şey öğretti. Çok fazla tecrübe kattı. Çok fazla insan kattı bana, hayatıma. O yüzden onun yani bambaşka bir şey o benim için tabii ki. Ufak bir soru, Atağan Basmacı sormuş. Abi Starbucks'ta ne içtin? Latte. Grande Ice Nonfat Latte şekersiz karamelli. Böyle şey gibi ezberledim bunu, onu söylüyorum. Hoşuma gidiyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey yani. Evet, bugünlük bu kadar kahve zamanı ve bölüm de bugünlük bu kadar. Dağılabiliriz şimdi.